Sevgili izleyiciler, Kabe-i Muazzama'ya alternatif bir mabet yaptıran Yemen valisi Ebrehe, Kulleys isimli bu mabedin Kabe-i Muazzama'ya olan rağbeti azaltacağını ve Yemen'e çekeceğini düşünmüştü. Ama düşündüğü gibi olmadı. Sadece bir dört duvar, insanlar niçin bu kadar burayı görmek istiyor? Eğer bir mabet ihtiyaçları varsa ben bir şaheser yaparım ve insanlar da oraya gelir diye düşünüyordu. Ama öyle olmadı ve Fil suresinde Rabbimizin beyan buyurduğu gibi 60 bin kişilik bir ordu, fil ordusu Allah Teala'nın gazabına uğradı. Ama o gün Kabe'yi koruyacak herhangi bir Müslüman yoktu. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam fil vakasından 50-51 gün, 52 gün sonra dünyayı teşrif buyurdu. Eğer birinin koruyanı, bakanı yoksa o zaman Allah Teala onu üzerine alıyor. Tıpkı yetim ve öksüzlerde olduğu gibi. Eğer bir anne baba varsa sorumluluk onların. Allah Teala yardım ediyor. Ama yoksa o zaman yetimin ve öksüzün hakkını Allah Teala koruyor. Kabe-i Muazzama o gün için yetimdi, öksüzdü. Ama Kabe-i Muazzama gibi harem olan iki yer daha var. Biri Kudüs'te Mescid-i Aksa, biri de sevgili Peygamber Efendimiz'in duasıyla Allah Teala'nın bereketlendirdiği Mescid-i Nebi, Medine Münevvere. Şimdi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın cemaati Gazze'siyle, Batı Şeria'sıyla, Ramallah'ıyla, Han Yunus'uyla, Mescid-i Aksa'nın cemaati yaklaşık 5 aydır bir soykırım yaşıyor. Ve onlara göz kulak olabilecek ya da bu soykırımı görebilecek 8 milyar insan veya 1,5-2 milyar Müslüman. Sorumluluk tamamıyla onlara ait. Ramazan-ı Şerif'tir. İftarımız, sahurumuz, duaların makbul olduğu bir ay, rahmet ayıdır. Ümit ediyoruz. 1,5-2 milyar Müslümanız. Dualarımız birleşir. İnşallah Allah Teala Gazze'ye, Doğu Türkistan'a ya da ismini bilmediğimiz masum mazlum coğrafyalar Allah Teala kapılar açar. Yardımını esirgemez. Öyle temenni ediyor ve bu duayla bu geceki Sahur Bereketi programından hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. TRT 1 ve Radyo 1'den yayınladığımız Sahur Bereketi programının bugünkü konu çok kıymetli hocam. Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır Beyefendi. Kıymetli hocam bizim misafirimiz olacak. Ta ki İstanbul için imsak vakti diyeceğimiz ana kadar ve hocamla kulluk bilincini konuşacağız. Muhterem hocam, Mualla bin Fadl rahmetullahi aleyh şöyle der ki Selefi Salihin Ramazan-ı Şerif'te 6 ay, yılın 6 ayı Allah Teala'dan Ramazan-ı Şerif'in gelmesini isterler. Dualarında sürekli Allah'ım bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır derler. Ramazan-ı Şerif'ten sonraki 6 ayda Ramazan'da yaptığımız ibadetlerimizi kabul buyur diye bir 6 ayda öyle dua ederler. Yani namaz dinimizin direğidir ama Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerimizin de ayrı bir yeri var. İsterseniz kulluk bilincine başlamadan önce Ramazan-ı Şerif'te kulluğumuzun çok önemli bir noktasıdır orucumuz ve uzun süren bir kulluktur. Bu konuyla ilgili önce isterseniz başlayalım. Tabii sahurunuz hayırlı olsun, mübarek olsun kıymetli hocam. Bugün hatta üçüncü program olduğunu söylediniz. Siz de aynı zamanda ekranlardasınız. Sizi takip eden ve sizden istifade eden izleyicilerimiz var. Biz de istifade etmek istiyoruz kıymetli hocam. Eyvallah Dursun Ali hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Bizleri ekran başında izleyen değerli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, değerli halkımıza hayırlı seherler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Tabii hakikaten kutlu zamanlar, Ramazanlar. Ramazan 11 aylık rutinimizi de kırıyor aslında bizim. Siz az önce 6 aya böldünüz ama aslında bugün modern hayatta veya modern zamanlarda
biraz o sizin bahsettiğiniz büyük veli zat onu ideal anlamda tabii söylüyor. Modern zamanlar biraz da öyle de devam etmiyor. Realiteler tabii, tabii. Var. Zaten Selefi Salihin tabii, olmaları. Tabii yani Selefi Salihin dediğimiz işte sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in dönemi kastediliyor. Veya o Selefi Salihin'in adetlerini devam ettiren zamanlar diyelim. Dolayısıyla 11 aylık rutini kırıyor modern zamanlarda. Yepyeni bir iklime taşıyor bizi. Ancak bizim kültürümüzde savm-ı daim, salat-ı daim diye özellikle sufi terminolojide kullanılan ifadeler var. Bunlar namazı namaz bittikten sonra da devam ettiren, ettirme gayretinde olan, orucu Ramazan bittikten sonra da devam ettirme gayretinde olan, haccı hac bittikten sonra da devam ettirme gayretinde olan anlayışı kastediyor. Biliyorsunuz Üstad Necip Fazıl'ın da öyle bir sözü var aslında. Hac aslında hacdan sonra, hac bittikten başlıyor. Sonra başlar. Namaz namaz bittikten sonra, işte oruç aslında Ramazan'dan sonra başlar diye. Tabi burada kastettiği aslında şimdi şöyle klasik terminolojide Dursun Ali Hocam, biz ibadetleri genelde bir indirgemecilik yaparak, genelde yapıyoruz bunu kavramlarda, ibadeti mersume dediğimiz, yani teknik tabiriyle bilindik, yani çerçevesi çizilmiş Kur'an ve sünnetteki ibadetlere hasrediyoruz genelde. Yani nedir o? Namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır, işte bunun gibi belli ibadetler Kur'an ve sünnette çerçevesi çizilmiş ibadetler. Bunlar kastediliyor genelde ama biz eğer ibadeti bir tık bir seviye daha öte götürdüğümüzde iki tane kavram çıkıyor karşımıza. O da ibadeti içtimaiye ve ibadeti teayyüşiye diyor alimler buna. Yeni tabirler aslında biraz da bunlar. Ne demek? Yani sosyal ibadet diyebiliriz. Veya yaşam, hayatı ibadet kılma diyebiliriz. İşte aslında Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bütün bu ibadet-i mersume dediğimiz o çerçevesi çizilmiş ibadetlerde biz Kur'an ayetlerinden ve hadislerde görüyoruz ki sizi aslında namaz kötülüklerden alıkoyar diye, alıkoymalı diye aslında söyleniyor. İşte oruçla ilgili ayetlerde yine benzer işin bizi götürmesi gereken hedef gösteriliyor. Bütün ibadetlerde bu aşağı yukarı var. Böyle baktığımızda meseleye aslında o ibadetler bizi o kıldığımız çerçevenin dışında bambaşka bir iklime doğru, bir yere doğru taşımalı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O da nedir? O bizim ahlakımızı, sülukumuzu, sosyal hayattaki davranışlarımızı, ötekiyle ilişkilerimizi, varlık alemiyle ilişkilerimizi, ki varlık alemi dediğimiz insanlar, hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar dediğimiz nebatat. Aslında bunların hepsi meratibül vücut dediğimiz şeydir. Varlık alemi, varlık kategorileri. İnsanın o zaman çevreyle, kainatla bir bakışı farklılaşıyor. O zaman hayatı bir ibadet haline getirmiş oluyorsunuz. Yolda yürürken o niyetle hareket ettiğinizde Allah'ı tezekkür ediyorsunuz. Zikir demiyorum, tezekkür ediyorsunuz. İşte ağaçları gördüğünüzde tebarekallahu ehsanu halikin diyorsunuz. İşte bir hayvan gördüğünüzde onu Allah-u Teala'nın bir mahluku olarak bakıyorsunuz ve ona öyle şefkatle muamele ediyorsunuz. Az önce bizim stüdyomuzda da bir kedi vardı. Evet. Yani burada onu hemen, misafir ettik ki herhalde burada hemen galiba. Hemen arkanızda güzel sıcak bir yer buldu orada. Evet. İstirahat ediyor hocam. Böyle bakıldığında yani mesela cemadat alemi dediğimiz dağlara, taşlara hep o varlıkla, o nazarla bakıyorsunuz ki Efendimizin hadisinde buyurulur, siz de çok iyi bilirsiniz. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diyor Efendimiz, değil mi? Evet. Şimdi mesela bir dağla nasıl o irtibatı, o iletişimi kuruyor, değil mi? Normalde bir dağ deriz biz yani. Ona yani. Hatta dağ bile değil, Karadenizli'nin bakışıyla Uhud'a gittiğinizde taş yani. Evet. Değil mi? O mesela bizim Karadeniz, ben Karadenizliyim, bilmiyorum siz. Ben Erzurumlu. Erzurumlu. Orada da dağlar var. Dolayısıyla orada ormanlar var falan. Oradaki bakış açısıyla gittiğinizde mesela işte Uhud bir dağ değil yani aslında. Ama onunla bir iletişim kuruyor, bir hemhal oluyor onu. Dolayısıyla orada hayatı bir bütün olarak ibadet haline getirmiş oluyorsunuz.
Şimdi buradan bu üç kategorinin dışında bakıldığında şöyle bir şey çıkıyor. Biz kulluk bilinci derken ubudiyet diye bir kavram çıkıyor karşımıza bizim. Ubudiyet ibadetten biraz farklı bir şey. İbadet dediğimiz şey işte biraz namaz, oruç gibi ibadetlerle alakalı. Ama ubudiyet deyince o ibadetin daha ötesinde bütün yek vücut hayatı bir ibadet haline getirmek aklımıza geliyor. O zaman oruç bizi tutuyor. Namaz bizi kılıyor ve kıldığında bambaşka bir iklime doğru bir insan oluveriyoruz. Biz hasetten kaçınıyoruz, işte dedikodudan kaçınıyoruz, ötekini çekiştirmekten kaçınıyoruz, harama helala dikkat ediyoruz, işte insanların hakkına girmiyoruz, işte gayrimüslim olsun, müslim olsun hiç fark etmez, insan olarak ötekileştirmiyoruz. Bunlara dikkat ettiğimizde bizi oruç bambaşka bir iklime taşımış oluyor. Aslında kulluk bilincimiz de, ubudiyet bilincimiz de burada gelişmiş oluyor. Şimdi bu nasıl oluyor peki? Yani Ramazan'ın içindeyken biz ibadet ediyoruz ama Ramazan dışına çıkarırsak eğer evet, diğer aylara, bu defa ubudiyete. Ubudiyet boyutuna geçiyor. İş, ibadet yine devam ediyor. Tabii ibadet devam ediyor. Devam ediyor ama bambaşka bir iklim oluyor. O iklimin 6 ayı, işte siz 6 ay dediniz, orada devam ediyor. Öbür 6 ayda zaten Ramazan hazırlık olarak başladığı için orada aslında bütünü, yani senenin bütününü biz ibadet haline getirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz bazı alimler, özellikle Muhyiddin İbn Arabi gibi başka alimler de var, Ramazan'ı ayların imamı ve sultanı olarak görürler. Yani bazı alimler sultan kelimesini kullanır, bazı alimler imam diye kullanırlar. Biz de 11 ayın sultanı diye. Sultanı deriz ama imam kelimesini de kullanan var. Yani imam ne demek? Aslında imametül uzma dediğimiz aslında bir devlet başkanı manasına da gelir. Ama normal imam olarak alalım, önder demek yani, lider demek. Dolayısıyla diğer ayların içerisinde bir hiyerarşik olarak bir liderliği var Ramazan'ın. Ramazan'ın ve oruç ayı Ramazan'ın. Bunun sebebi ne peki? Oradaki, yani mesela siz düşünebiliyor musunuz? Öyle bir ay ki başı evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş. Böyle bir ay başka yok. Yok. Öyle değil mi? İçerisinde kıyamete kadar ki kutlu mesaj olan Kur'an-ı Kerim indirilmiş. İçerisinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi olan başka bir ay ben hatırlamıyorum. Yani seyircilerimiz veya sizler hatırlıyorsanız yok, şey yapalım. Evet. Dolayısıyla bu faziletleri göz önünde aldığımızda zaten Ramazan'ın içerisi bambaşka bir şeyle bezenmiş oluyor. Biz orada aldığımız feyzi, ben şöyle bir tabir kullanacağım müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Ramazan aslında manevi arınma mevsimi bizim için. Biraz daha anlaşılsın diye kullanıyorum. Biz normalde vücudumuz biraz zayıf düştüğünde bağışıklık sistemimiz, ki bağışıklık sistemimiz aslında bizim fıtratımız bir yönüyle. Fıtratımız bozulduğunda bağışıklık sistemimiz de bozuluyor manevi anlamda. Ancak bazı vitaminler eksik oluyor vücudumuza, onları takviye ediyoruz. Evet. Değil mi? Sıhhat olarak. Tabii. Tavsiye ediyorlar, alıyoruz. Ben diyorum ki Ramazan'a özgü bazı vitaminler var. Ama bunlar eczanelerde herhangi bir yerde doktorlar tavsiye etmiyor. Bazı doktorlar tavsiye ediyor da eczanelerde bulunmuyor. O nedir? Aslında kulluk, ubudiyet vitamini birincisi, fedakarlık vitamini, dedikodudan kaçınma, yani kötülükten kaçınma vitamini, hayatını bir iyiye doğru, güzelliğe doğru yönlendirme vitamini, işte insanlara iyilik yapma vitamini. Şimdi bütün bunları çoğaltabiliriz. Bu vitaminleri aldığın zaman zaten sen manevi anlamda ruhunu beslemiş oluyorsun. Yani ruh nefse doğru galip gelmiş oluyor. Dolayısıyla bambaşka bir iklime doğru gidiyoruz. Kulluk bilincine, ihsan kıvamında bir kulluğa doğru gitmiş oluyoruz ki ihsanı biraz açalım. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif de ruhumuzun bir yoğun bakım ünitesinde aynen bulunması. Öyle. Aynen öyle. Tıpkı bedenimizin ihtiyaçları olan işte vitaminleri nasıl işte bir check-up'ta bir şeyi muayenede ortaya çıkarıyoruz. Zaten mevcut. O zaman şöyle kıymetli hocam, ilk 10 günü adeta bir teşhis dönemi. Evet. Ortadaki 10 gün onun tedavi dönemi. Son 10 günde bir sonraki Ramazan'a kadar o ruh ayakta kalabilsin diye Rabbül Alemin'in ihsan ettiği evet, bir ay. Evet. Kıymetli hocam, kullukla ilgili ben
bugüne kadar yani okuduğum ayet-i kerimede estağfirullah ve ma halaktu cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Buradaki ancak bana ibadeti sanki oradaki ancak yani benden başkasını ibadet etmesinler. Bu manada belki çıkar. Fakat bugün şu ayet-i kerimeyle karşılaştım. Daha önce de okumuşumdur ama ilk kez bu kadar dikkatimi çekti. Allah Teala yine aynı şekilde yani insanları, cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet. Ve üstelik onlardan ben bir rızık istemiyorum. Yani beni doyurmalarını istemiyorum. Şimdi diyorum ki bir insanın dünyada yaşamasını yani yaşaması için yapması gereken şey ekonomisini sağlamlaştıracak. İşte rızkını arıyor insan. Demek ki burada Rabbül Alemin'in ancak derken yani dünyada rızkını, endişesini taşıyacaksın belki ama bileceksin ki Allah Teala senin rızkına kefildir. Sen sadece bir gayret göstereceksin, çalışacaksın. Ve sadece bana ibadeti yani ibadeti birinci plana almalı. O zaman kulluk meselesi karşımıza çıkıyor. Aslında evet tam da bu ayeti kerime Zariyat suresi 56. Evet. ayet bahsettiğiniz ayet. Ve ma halaktul cinne vel insa illa ya'budun. Şimdi burada farklı yorumlar var. Onlardan evet, bahsetmemiz lazım. İbn Abbas radıyallahu anh ki tefsir ilminin kurucusu zaten sahabe kurucu bir nesil. Sahabe içerisinde de öne çıkan ilimlerin kurucusu şahsiyetler, sahabi efendilerimiz var. İbn Abbas radıyallahu anh onlardan birisi. Tefsir ilmindeki rivayetler ona dayanıyor. Şimdi buradaki liya'budun kelimesini yani bana kulluk etsinler, ibadet etsinler kelimesini liya'rifun diye tefsir etmiş. Hmm. Öyle bir tefsir var oradan gelen. Başkalarından da gelenler var ama o da geliyor. Şimdi buradan biz anlıyoruz ki ibadet beni tanısınlar diye marifet kelimesi burada devreye giriyor. Yani beni tanısınlar diye aslında ben ins ve cinni yarattım. Yani onları yarattım. Evet. Ancak onun için yarattım diyor. Burada peki tanıma nasıl olacak? Marifet nasıl olacak? Marifet de bizim kategorimizde mesela şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye bir sıralama vardır. Hatta o Yunus'un dizesinde de var değil mi? Şeriat, tarikat yoldur valana, hakikat ve marifet andan içeri diye Yunus Emre çok güzel özetlemiş aslında işin şeyini, o mertebeyi yani. Dolayısıyla burada marifet aslında en son merhalelerden birisi. Yani kulluk bilincinin en öte geçtiği, en zirveye ulaştığı nokta olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi batıda bakın bilgi güçtür diyor Francis Bacon'ın meşhur bir lafı var. Bilgi güçtür. Şimdi bu bilgi, batıdaki bilgi ontolojisi ve metafiziği olmayan bir bilgi. Bununla atom bombası bile yaptı batı. Tabii. Ama bizdeki bu marifet meselesi yine bir bilme, bilgiye ulaşma meselesi. Ama bu ontolojisi dediğimiz metafizik bağlantısı, vahiy bağlantısı olan bir bilgi bu. Dolayısıyla bununla baktığınızda çevreyi güzelleştiriyorsunuz. İnsanları zarar vermen yerine onları en güzel şekilde hizmet sunmaya çalışıyorsunuz. Onları düşünüyorsunuz. Diğergamlığı öne çıkarıyorsunuz. Çevre bilinciniz gelişiyor. Varlık kategorilerine bakışınız gelişiyor. Dolayısıyla bir kulluk bilinci orada müthiş bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi aslında şöyle özetleyelim o ayet-i kerimenin manasını. Şimdi biz sosyal hayatın içerisinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ yani aslında ben sizi sadece bana kullukta bulunsunlar diye yarattım derken Allah-u Teala biz şimdi şöyle de anlıyoruz. Yani zaman zaman ibadetimizi de yapalım. Allah'a kulluğumuzu da yapalım diyoruz. Yani camiye girdiğimizde yapıyoruz nasıl olsa diyoruz. Hacca gidiyoruz, yapıyoruz nasıl olsa. Veya işte zekatımızı veriyoruz. Güzel bir şey. Bunu küçümsemiyorum. Yani küçümsememek de lazım. Ama esas kulluğun o camiden sonra da başladığını, orada da devam ettiğini bilincinde olduğumuzda ancak o kulluğun tam manasıyla bilincine varıyoruz. Şöyle yapmamız lazım. Biz zaman zaman şu yanlışa düşüyoruz. İşimizin arasında ibadetimizi de yapıyoruz. Camiye de evet. gidiyoruz. Hocam, camiye ibadetimizin arasında işimizi yapıyoruz dememiz lazım bizim. Bu ayrımı da konuşalım ama camiye girdik ya, camiden çıkmayalım hocam.
Çünkü çok kıymetli hocamız Ahmet Özyurt maşallah hocamızın bir aşırı şerifini eyvallah dinleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, Ahmet Özyurt hocamızın tilavetiyle Sahur Bereketi programımız devam ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Ahmet Özyurt hocamızın tilaveti ve ardından kısa bir ara. Şimdi tekrar huzurlarınızdayız. Sahur Bereketi programımız devam ediyor. TRT 1 ve Radyo 1'den takip ettiğiniz, yayınladığımız ve Sultanahmet'te Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin ortasında sizlere seslenmeye, hitap etmeye devam ediyoruz. Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamla sohbetimiz devam ediyor. Kıymetli hocam, ibadetim yani hayatımızın içinde ha şu vakit geldi ben namazımı kılayım gibi ibadete geçmektense ibadetin içinde bir hayat asıl yapmamız gereken dediniz ve bir ayet-i kerimeyi hatırlattı bize
Allah Teala buyuruyor ki sana yakin gelinceye, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. O zaman hayatı, ibadet, ubudiyet, hayatın tamamı, nefes alıp vermeye başladığımız an ya da işte ergenlik çağı, akıl bali olduğumuz andan bize ölüm gelinceye kadar ubudiyet devam edecek. Herhalde bunu biraz daha kıymetli hocam, sizden sağlamlaştırmanızı istirham edeceğiz bizim için. Çünkü bu Ramazan-ı Şerif'in bundan sonra kalan günlerini biz bu şuurla ihya etmeye çalışalım. Estağfurullah. Siz de güzel ifade ettiniz. Tabii araya gitmeden önce aslında hayatın bir bütün olarak ibadet kılmak konuşuyorduk. Bunun da tabii bazı şartları var. Yani kendi kendine olmuyor bu. Yani Ramazan'dan sonrasını Ramazan gibi yaşamak tabii bütünüyle mümkün müdür bu? O ayrı bir tartışma. Efendimizin öyle bir rivayeti de var. Ve herkese diyor ama şimdi burada şunu bir defa göz önüne almamız lazım bizim. İhsan dediğimiz bir kavram var bizim. Cibril hadisi diye bir hadiste geçiyor bu. Peygamber Efendimiz'e Cibril geliyor. 3 tane soru soruyor. İmanı soruyor, İslam'ı soruyor ve ihsanı soruyor. Aslında 4 soru soruyor. Bir de kıyameti soruyor. Evet. İhsana Efendimiz en te'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak buyuruyor. Yani Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadette, kullukta bulunmak. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor diyor. Şimdi bu kullukta bulunmak hayatın her alanında Allah varmış gibi yaşamaktır. Yani camide Allah var, işte AVM'ye gidince Allah yokmuş gibi yaşamak değil bu. Değil. Dolayısıyla orada da Allah'ın olduğunu, her zerrede, her anda Allah'ın bizi murakabe ettiğinin idrakinde bir kullukta bulunmak. Bu başlı başına bir İşte ibadet, ubudiyet olmuş oluyor o zaman. Peki bu nasıl olacak? Bunun formülü aslında basit. İki tane şey var veya bir ayet, bir hadis buradan hemen söyleyelim. Biz cenaze olduğunda genelde inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz genelde. Evet. Şimdi onun üzerinde çok düşünmeyiz aslında. İnna lillahi ne demek? Bunu duyduğumuzda biliriz ki biri ölmüş. Biri ölmüş deriz, evet. Yani genelde ama manası üzerinde çok düşünmeyiz. Evet, aslında evet. O hayatımızın tamamını, gelişimizi, gidişimizi ve o arasındaki hayatı ibadet kıvamında yaşamayı bize anlatan bir şey. İnna lillahi deyince bize başlangıcımızı, mebdeğimizi gösteriyor. Allah için bu. Yani eles bezminden dünyaya gelinceye kadar başlangıcımız odur. Ondan sonra ve inna ileyhi raciun derken Allah'a gidiyoruz. Gidişimiz de meadımız da Allah'adır. Dolayısıyla o bilinçle yaşıyoruz. Aradaki işte hayatı biz ibadet kıvamında kullukta bulunursak aslında her şeyimiz bir ubudiyet bilincinde yaşanmış oluyor. Ama o arayı nasıl dolduracağız? Hayatımız, hayat evet, diyoruz ona evet, biz. Evet. Orada da karşımıza Kur'an-ı Kerim'de فَاَيْنَ تَزْهَبُونَ diye Tekvir suresinde bir ayet-i kerime var. Gidişimiz nereye? Gidişiniz nereye? Bu manası. Evet, nereye gidiyor? Bunu nereye gidiyorsunuz? Şimdi bu gerçekten çok ontolojik bir sorudur. Soru ama aynı zamanda bize bir şey anlatıyor. Gidişimizin nereye olduğunu bizim anlamamız için ilk önce gayemizin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Gayemiz ne? Rıza-i bari. Allah'ın rızasına gidiyoruz. Ütopyamız o, oraya gidiyoruz yani, maksadımız. Ama burada yolumuz ne, yol azığımız ne, yol arkadaşımız kim, işte pusulamız ne? Şimdi bütün bunlar üzerinde tefekkür ettiğinizde karşımıza bizim aslında 3 tane kavram karşımıza çıkmış oluyor. Birincisi tezekkür. Tezekkür dediğimizde zikirden biraz farklı, zikri faal hale getirmeye, yani işlevsel hale getirmeye bir tezekkür diyoruz. Bu geçmişe yönelik gelişimizi, geldiğimiz yeri düşünme anlamında o zaman işte mebdeğimizi, geliş yerimizi düşünmüş oluyoruz. Tedebbür dediğimiz ve teemmül dediğimiz iki kavram daha var. O da işlevsel hale getirme demek tedbirimizi. O da geleceğe yönelik gidişatımızı, maadımızı düşünme. Tefekkür dediğimiz şey de tefakkuh ve teakkulle birlikte birleştiğinde şu anki halimizi, yani o ikisinin arasındaki durumu düşünme üzerinde
İmali fikretme eskilerin tabiriyle olmuş oluyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabını biz bu kavram çiftleriyle de vermiş oluyoruz bir anlamda. Birincisi nereden geldiğimizi bileceğiz. Bileceğiz. Nereye gittiğimizi bileceğiz. Ve o bu ikisinin arasını da ubudiyet bilinciyle ubudiyet dolduracağız. Şimdi bu kavram aslında gidişatınız nereye şeyi çok kadim metinlerde de geçen bir şey Dursun Ali Bey. Hazreti İsa'yı Hazreti İsa'nın bizim kaynaklarımızdaki sözleri üzerine çalıştım ben epey. Zühd evet. Kaynaklarında epey sözleri var ama çok güzel sözleri var. Mesela siz dünyanın tuzusunuz diyor mesela bir sözde. Tuzu ve ışığısınız diyor. Yani tuz ne demek? Yani tuzu ve ışığısınız demek ne demek? Tuz her bozulan şeyin bozulmasını önleyen şeydir kainatta. Dolayısıyla siz bozulmayacaksınız. Bozulanlar sizin şeyinizle bozulması önlenecek. Yani hem bozulmayacaksınız hem de bozulanlar da sizin şeyinizle bozulacak. Evet, yani böyle bir şey var orada kastede. Çok yani çok hikmetli evet. Bir söz. Efendimizin hadislerinde de geçiyor bu benzer sözler. Bunun aynısı geçmiş. Şimdi dolayısıyla burada bu söz Hazreti İsa'yı Petrus rüyasında görüyor onun havarilerinden birisi. Petrus Hazreti İsa'yı gördüğünde telaşla bir yerlere doğru gidiyor Hazreti İsa. Qua vadis domine diyor. Gidiş nereye Hazret diyor. İşte Kur'an'daki bu soru aslında o sorunun bizim Kur'an'daki yansıması evet. Biçimi. Dolayısıyla bu aslında çok bütün peygamberlerin tebliğinde olan bir soru. Çok ontolojik ve metafizik bir soru. Dolayısıyla bu hayatımızın aslında gayesini, yolunu, pusulasını, azığını, yol arkadaşını bize anlatan çok önemli bir şey. Ve bu aslında buradan müthiş bir idrak çıkıyor ve müthiş bir kulluk bilinci çıkmış oluyor. Yani bir aslında bir uyarı. Evet. Hani gidişiniz gidiş değil. Siz nereye gidiyorsunuz? Aynen. Bunu aslında biz her gün kendimize sorabiliriz. İşte o sizin okuduğunuz ayeti de açıklıyor aslında. Evet. Evet. Şimdi burada bir başka şey daha karşımıza çıkıyor. O da niyet meselesi. Yani bu dediğimiz şeylerde niyet de çok önemli. Çünkü biliyoruz ki biz niyetül mümini hayrun min amelihi buyuruyor hadis-i şerifte. Yani müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bakın. Evet. Biz normalde ameli de hayırlı biliriz ama aynı. Niyet burada hayırlı çıkıyor. Neden? Çünkü bütün önemli hadis kaynaklarının birinci hadis olarak aldığı bir hadisimiz var bizim. Buhari'de başta olmak üzere geçiyor. İnnemel a'malu bin niyyat. Ben Arapçalarını da okuyorum biraz teberrük evet, olsun tabii, diye, tabii, bereket tabii, olsun diye. Ameller, ameller niyetlere göredir hadisi. Bu herkes aslında bilir burayı. Evet. Biraz uzun bir hadistir ama bu bir giriş herkes bilir. Bu ne demek? Ameller, başlangıçlar niyetlere göredir demek aslında. Yani bir işte başlangıcında niyetinizi nasıl kurmuşsanız oraya doğru gidiyor. Oradan aldığınız gidişatınız hep onun üzerine bina olunuyor. Siz eğer bu programı mesela başladık. Elhamdülillah tabii. Çok da güzel gidiyorsunuz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun hocam. Başta o niyetle başlamışsanız, niyetinizi düzgün kurmuşsanız, burada yaptığınız bütün şurada duruşunuz, oturuşunuz, çay içmeniz, kahve içmeniz, her şeyiniz sevaplı bir iş haline gelmiş oluyor. Normalde bunlar mübah şeyler. Yani çay içmek mübah tabii, bir şey. Tabii. Kahve içmek mübah bir şey. Konuşmak aslında konuşuyoruz. Daha kahve görmedik. Buradan Metin'le Yasin'e de mesaj olsun olur, yani mesaj evet olur. Yani kalitelisinden tabii olur inşallah. Dolayısıyla o niyetle birlikte yaptığınız bütün mübah işler ibadet haline gelmiş oluyor. Yani ubudiyet diyoruz biz. Evet, aslında evet. Hayatı ubudiyet haline getirmiş oluyor. Neyle? Niyetle. Bakın çok basit bir şey bu. Ama burada bir unsur daha var. Genelde bunu unutuyoruz biz. Bu hadisin bir devamı bir hadis var. İnnemel a'malu bil havatim. İnnemel amel bin niyet, başlangıçlar. Başlangıçlar evet. Niyetlere göredir. Sonuçlar da niyetlere göredir. Bakın burayı hiç genelde hocalarımız çoğu okumaz. Okunmaz bu yani. O zaman biz sadece başlangıcı niyeti kurup da sonu getirmediğimizde, sonundaki niyeti düzgün kurmamızda o meadı unutmuş oluyoruz. Ve inna ileyhi raciunu unutmuş oluyoruz aslında. Dolayısıyla orayı da ikisini beraber kurduğumuzda yine hayatın o ikisi arasındaki hayat bir kulluk haline gelmiş oluyor. Kıymetli hocam eğer sormazsam ya üzüleceğim. Bu yüzden de zaman ilerliyor. Bir kavramla ilk kez karşılaştım. Bir hadis-i şerif olduğunu duydum. Müslümanın ballaşması diye
bir kavram var. Bir bu hadis-i şerifi ilk kez duydum. İnşallah yanılmıyorumdur. Bu bahsettiğiniz ibadeti camiden çıkaran ya da oruç ibadetini Ramazan'dan çıkarıp diğer aylara yayan, ubudiyete yönelen insanın ileriki merhalesi midir bu? Eyvallah, tam da o aslında. Şimdi bu hadis aslında çok bilinen bir hadis değil. Evet. Bu Yunus Emre'nin şeyiyle şey yapalım, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. Yani aslında Yunus bazı şeyleri özetlemiş. Yunus biliyorsunuz bir alim aynı tabii, zamanda. Tabii. Bir alim. Dolayısıyla şimdi Allah bir kul hakkında hayır murad ettiğinde onu ballaştırır buyuruyor hadis-i şerifte. Hadisin girişi böyle. Asselahu buyuruyor. Asel bal demek Arapçada. Evet. Asselahu olunca fiil oluyor. Ballaştırma manasına veriyoruz buna biz. Başka manada verilebilir ama ben en azından öyle veriyorum. Şimdi bunun ballaştırmanın ne olduğunu açıklıyor hadisin devamında. Ona ameli salih nasip eder diyor. Salih amel nasip eder diyor. Şimdi salih ameli üzerinde burada bir iki cümle söylememiz lazım. Evet. Bunu anlamamız için madem ki sordunuz siz, ben de buna cevap vereyim. Tabii, lütfen. Şimdi ameli salih Dursun Ali Bey, Araplar salih li şurb diyor, içilebilir en güzel kıvamdaki suya. Salih kelimesini kullanıyor. Evet. Salih demek, benim yine bir tabirimle organik amel demek. Organik amel, yani organiği arıyoruz ya şimdi. Evet, bu evet, özellikle evet, pandemiden sonra organik, her şeyde organiği arıyoruz. Gıdalar. O da Kur'an-ı Kerim'de bir tabirle daha kullanılıyor. Tayyip tayyibattır. Normalde bizlerde yasal olan yasaldır. Onun ötesine geçtiğimizde helal gelir. Evet. Ama helal olan, her yasal olan helal değil. Bunu Alev Alatlı merhum çok güzel özetledi Türk. Evet, ama evet, bunun evet, bir ötesine geçtim. Ben diyorum ki her helal olan da tayyip ve tayyibattan değildir. Yani GDO'lu bir takım şeyler helaldir, evet, ama organik değildir. Organik değil. Dolayısıyla salih amel dediğimiz şey organik amel demek. Dolayısıyla bizi Ramazan'da aslında kulluğumuzda organik amelin arayışında olmamız gerekiyor. Buna yolculuğumuz, yani hicretimiz. Bu ise aslında bizde bu ballaşma manası işte tam da bu. Peki bu nasıl olacak? Bu şöyle olacak. Üç tane kavram, üç T kuralı diyeyim ben buna yine. Tahliye, tahliye, tecliye. Tasavvufçular biraz böyle açıklıyor bunu. Evet. Başka kaynaklarda da geçiyor. Tahliye, Ramazan geldiğinde içimizdeki mefsedeti, kötülükleri veya diğer aylarda evet, boşaltacağız. Tahliye demek tahliye diyoruz. Tahliye. Denir ya, evet, onun, evet, ondan geliyor. Hala kelimesi de oradan gelir yani. Boşaltacaksın. Bizim birinci aşama bu. Kötülükler, haset, nemime, gıybet, dedikodu, çekememezlik, kul hakkı, hepsi gidecek, boşalacak. Ondan sonra onun yerine tahliye yapacaksın. Bakın orada bir tahliye, tahliye, evet, bir hı-ha meselesi. Güzellikler süsleyeceksin. Süsleme demek tahliyede. Yani o boşalttığın yere güzel şeyler, ameller, güzel niyetler, güzel fiiller, hayır hasenatı koyacaksın ki Ramazan bunun için zaten bir imkan. Her imkan da aynı zamanda bir imtihan. Her imtihanda bir imkan. O birinciyi peki hocam, tevbe. Bundan sonra da tecliye aşaması geliyor. Bu aşamalar geçtiğinizde Allah tecelliyatını size veriyor. Tecelliler geliyor o zaman. Size ne geliyor? Firaset geliyor. Hikmet geliyor. Doğru bir yolu bulma geliyor. Kulluk bilinci size ihsan edilmiş oluyor. Peki bu acaba Allah'ın nuruyla bakıyorsunuz. Peki buna. O zaman bir hadisi kutsi. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşmaya çalışır. Nafilelerle de yaklaşmaya çalışır ve nihayet ben o kulumu severim. Kulumu da sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı, kavrayan eli, yürüyen ayağı olurum. Yani doğru istikamete, evet, götürürüm. Himayeme girmek isterse himayeme alırım. Bahsettiğiniz tam şeyler aslında, o zaman mı aslında başlıyor? Kastedilen tam da bu. Hatta bunun bir tık daha devamı ahiret içinde. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kutsi hadis biliyorsunuz Allah-u Teala sözleri ama evet, lafızları peygamberimize ait sözler. Orada da buyuruyor ki "Adettu li ibadiyye salihina ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la hatara ala kalbi beşer" diyor.
Yani salih kullarım, az önce bahsettiğim ballaşmış kullarım için, bal kıvamına gelmiş, hatta balların balı olmuş kullarım için, onların gözünün görmediği, kulaklarının işitmediği ve hatıralarına da bile gelmeyen nimetler hazırladım. Bu nimet cennette, ahirette olduğu gibi dünyada da var. İki yönlü bu. Evet. Sadece biz bunu bazen cennete, ahirete şey yapıyoruz, öyle değil. Dünyada ne olur? Firaset sahibi olursunuz. Rızıklarınız bol bol gelir, size kapılar açılır hiç ummadığınız yerlerden. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Ve men yettekillâhe yec'al lehu mahrecen ve yerzukuhu min haysu la yahtesib buyuruyor. Allah'tan hakkıyla ittika eden, yani ballaşmış kimselerim için, salih amel yapan müminler için, kullarım için ummadığı kapılar açarım onlar için diyor. Hiç beklemezler. Yani bu da neydi filan denir, zaten şaşırırız. Gazze'deki kardeşlerimize. Hiç ummadığınız yerlerden de rızıklandırılır. Ben o yüzden, yani Gazze'de tabii siz de zikrettiniz, 5 ay oluyor neredeyse. Evet. Müthiş bir zulüm devam ediyor. Soykırım devam ediyor. Yani Allah tabii oradaki bir avuç dünyadaki Yahudi dünyaya yön veriyor. Dünya nizamını kilitlediler adeta. Tabii bütün Siyonist bir ideolojiyle bunu yapıyorlar. Arz-ı Mevud ideolojisiyle yapıyorlar. Ben buna teopolitik kelimesini kullanıyorum. Yani Yahudi teopolitiği diyorum. Dine dayanan siyaset, politika demek. Yani inşallah bu Ramazan'daki bu dualarımız, bu inşallah şeylerimiz hürmetine oradaki kardeşlerimiz halas eyler Cenab-ı Amin. Hak. Bunun için dualarımız olmalı. Ben her zaman şunu söylüyorum ki değerli bizi dinleyen, gecenin bu saatinde seher ve sahur vaktinde dinleyen kardeşlerimize de Kudüs bilincimizi diri tutmalıyız, iri tutmalıyız, Gazze bilincimizi diri ve iri tutmalıyız diyorum. Yani bunu asla unutmayalım. Unutturmaya çalışıyorlar bize, unutmamalıyız. Unutmamak lazım. Size de bu manada çok teşekkür ediyoruz. Tabii siz de bunu çok öncülük yapıyorsunuz. Kıymetli hocam, yine Mehmet Eminay hocam misafirimizdi. Ondan o hadis-i şerifi duydum. Her iftarda müminin kabul edilecek, Allah Teala'nın kabul edeceği bir duası vardır diye. İnşallah şu iftarlarımızda, sahurlarımızda kardeşlerimiz için o dua hakkını kullanırız inşallah Gazze için. İnşallah. Allah Teala gerçek manada bayram yaşasın. Amin inşallah. Yani ubudiyet, kulluk, o zaman bütün müminleri bir beden olarak kabul edecek o insan. Allah Teala muttaki olan. Zaten öyle bir bedene benzetiyor Peygamber Efendimiz. Sevginizde, ubunuzda bir vücudun azaları gibisiniz buyuruyor hadis-i şerifte, değil mi? Yani evet. Dolayısıyla biz bir vücudun azalarıysak eğer, yani bağışıklık sistemimiz arızalandığında o bağışıklık sistemi devreye girmesi lazım. Yani İslam coğrafyasının bir yerinde bir sıkıntı varsa bizim bağışıklık sistemimiz de orada devreye girmesi lazım. İmmün sistem dediğimiz sistem yani. Ama bunu hangi şey yapar? Kevser suresi var bakın Dursun Ali Bey. Evet hocam. Kevser suresini hepimiz biliriz. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke vel ebtar. Burada ben yine bir kavramsallaştırma yaptım. Kevser ve ebter kelimelerini kullanıyorum. Evet. Şimdi kevser insan diyorum o yüzden. Kevser insan aslında ballaşmış insan, ballaştırılmış insan. Ebter insan ise onun tam zıttı. Ondan uzaklaşmış, yani fıskı fücurun içerisine girmiş, soyu nesli tükenmiş anlamında biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ama kevser insan, bolluk içerisinde insan, iyilik saçan insan, etrafını güzelleştiren insan demek. Ferahlatan. Ferahlatan insan demek. Dolayısıyla kevser insan olmak lazım. Ballaşmanın ötesinde kevser insan kevser diyorum insan. Ben. Yani kevser insan, ebter insan olmamak lazım yani. Evet. Yani maalesef bu ebterlik bizi sıkıntılara sokan bir yönü var. İslam dünyasının içerisinde de bu manada bir sıkıntı var. Ama kevser insan olunduğu zaman işte o insan hayatı ubudiyet bilinciyle yaşayan, ihsan kıvamında kulluğu yaşayan, adeta etrafına güzellikler, güzelleştiren, yani tahliyeler yapan, yani o süsleme, güzellikleri saçan insan anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle olduğunda da ameli salih bir bütün olarak hayatımıza yansımış oluyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede, bakın çok ilginçtir bu ayeti kerime Hüsnü Ali Bey. Ya eyyühellezine amenu aminu buyuruyor. İman ediniz. Ey iman edenler, iman ediniz buyuruyor. Şimdi bu ayet
Enteresan değil midir? Yani iman yani eden. Yani hiç bu ayet-i kerimeyi duymamış birisine bir konuşsa der ki herhalde yanlış yaptı burada. Evet. Hem iman hatta edenler. Hatta gramer şeyi var, hata var belki de haşa der yani. Şimdi bakın bu ayet-i kerimeyi şöyle anlıyoruz biz. Tefsirciler de öyle yorumluyor. Ey iman edenler, iman ettiğinizi söylüyorsunuz. İddia ediyorsunuz. İddia etmek bir delil ister. İspat edin. İspat edin. İspat ne olacak? Ameli salih olacak. Hmm. İmanınızı ameli salihle, uygulamayla, pratikle, praksisle uygulamaya dökün bakayım. Kulluğunuzu gösterin sosyal hayatta. Ama bunu yaparken uzlet hayatına çekilerek, bir kenarda, dağ başına çekilerek yapmayacaksınız. Sosyal hayatın içerisinde de bulunacaksınız. Halkın için. Dünyayı imar edeceksiniz. Halkın içinde halkla beraber olacaksınız. Kıymetli hocam. Halvet der encümen olacaksınız. Der. Değerli hocam. Gerçekten evet. Çok önemli bir şeydir. Evet. Kıymetli hocam şimdi inşallah biz hayatımızın her anına nereye gidiyorsunuzu ben nereye gidiyorum diye kendime sorarak geçirmeliyim. İnşallah o şuur Allah Teala nasip buyurur. Fakat ezan vakti yaklaştı, imsak vakti. Sizin duanızla başlayalım istiyoruz ama siz bu arada suyunuzu içerken ben yarınki konuğumuzu da kıymetli izleyicilerime takdim edeyim. Sevgili izleyiciler, bugün Profesör Doktor Özcan Hıdır hocam, Sabahattin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Kıymetli hocam misafirimizdi. Yarın nasip olursa Mustafa Akgül hocam konuğumuz olacak. Şimdi hocamın duasıyla inşallah yeni orucumuza niyet edeceğiz. Allah Teala kabul buyursun. Muhterem hocam buyurun. Amin. Ya Rabbi, gecenin bu seher vaktinde, Ramazan'ın bu seher ve sahur vaktinde huzuruna geldik. Senin kelamını zikrettik. Sevgili Habibi'nin hadisleriyle zikrimizi devam ettirdik. Ve bu zikirlerimizi, buradaki sohbetimizi kabule karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ramazan'ı bizlere bir imkan eyle, imtihan eyleme ya Rabbi. Ramazan ikliminde hakkıyla arınmak, salih kulların zümresine ermek bizlere nasip eyle ya Rabbi. Burada zikrettiğimiz üzere ballaşanlardan eyle ya Rabbi. Bizleri ballar balına ulaşmayı nasip-i müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, 5 aydır yaklaşık Gazze'de bir soykırım devam ediyor. Orada soykırımdaki kardeşlerimizi halas eyle ya Rabbi. O zulmü yapanları da kahru perişan eyle ya Rabbi. Ve selamün aleyhi mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.